Merhaba sevgili seyirciler. Rabbin Vaatleri programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle burada birlikte paylaşmak istediğimiz bir konu var. O da Allah'a ibadet etmek. Bu konuyu bizimle birlikte bir misafirimiz var. O bize destek verecek ve Rabbin sözlerine kutsal kitabı açarak bakmaya destek verecek ve sohbetimize de zenginlik verecek. Kendileri Tamer Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Aslında biz insanlar olarak Yüce Allah'a ihtiyacımız var. Evet. Tabii ki ibadet edeceğiz. Tabii ki onun ismini yücelteceğiz. Ve bu ibadet ilişkisinde bence benim şahsi kanaatim bizim daha fazla Yüce Allah'a ihtiyacımız var. Evet. Ve ayrıca de onun ismi çok özel bir isim. Ben örnek veriyorum, insanların isimleri belli bir anlamları var. Değil mi? Evet. Örnek veriyorum, benim ismim Tamer. Tamer ne anlamına gelebilir? Tam, tamamlanmış, asker veya erkek. Yani tamamlanmış bir er veya asker veya erkek anlamına gelebilir. Bu isim bize anne babadan veriliyor ve biz bu isimleri bir şekilde, onurlu bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. Evet. Ama her zaman iyi oluyor muyuz? Her zaman doğru şekilde hareket ediyor muyuz? Bence çok da mükemmel değiliz. Yani doğruluk konusunda yaşamak istesek bile bazen hatalar yapabiliyoruz. Bazen ismimize uymayabiliriz. Evet. Hatalar yapabiliriz. Onun için bizim gözlerimiz insanlara değil, insanların isimlerine de değil, yüce yaratıcımıza ve onun ismine odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ona odaklı bir hayat yaşarsak, yüce Rabbimizi hayatımızın en önemli yerini, yani birinci yerde, önceliklerimizde yüce Rabbi ve onun işlerini birinci yere koyarsak, zaten diğer işlerde yüce Rab bizi yalnız bırakmaz. Ondan dolayı buradaki isim ve gerçek isim yüce yaratıcının ismidir. Yani ona ibadet etmek, onun ismini yüceltmek. Ve hatta isterseniz ünlü bir ayet var. Davud peygamber söylemişti Zebur kitabında. Onu isterseniz 29. mezmurdan okuyabilirsiniz. Evet, tabii ki. Ey ilahi varlıklar, Rabbi övün. Rabbin gücünü, yüceliğini övün. Rabbin görkemini adına yaraşır biçimde övün. Kutsal giysiler içinde Rab'de tapının. Aslında burada baktığımız zaman Allah'ı davet ediyor Peygamber Davud. Allah'ı övelim. Hayatımızda yaşayarak hayatımızı, tabii ki biz şunu öğrenmiş olduk önceki programda. Allah bizi bu şekilde günahın içinde olmamızı istememişti. Günahla yan yana ya da ona da onu bizim içimize kabul etmemizi, bizim aramıza gelmesini istememişti. Fakat bizler bunu almış olsak bile kim bizi yarattı ve kim bizi yöneten, hayat veren, bütün güzelliği gördüğümüz ona övgüler sunmamız gerekiyor. Ona aslında överek ona ibadet etmiş oluyoruz. Çünkü Allah'ı yükseltmiş oluyoruz. Günümüzde insanlar bazen maalesef Allah'ın işini yapmış oluyorlar, düşünüyorlar. Onu övmüş düşünüyorlar. Fakat bunu farkında değiller. Ama Allah diyor ki ilahi varlıklar Rabbi övün. Yani bizler insanlar ilahi olmamızı istiyor. Günahtan vazgeçip kutsal kitabı araştırıp doğru yolu bulup ona onu hayatımızla övelim. Tabii. Onun gücünü övelim. Onun verdiği bize
yaptığı her şeyinde görüyoruz duada kendimizde ne kadar güçlü bir Rab olduğunu görerek onu yüvelim, onu yüceltelim, onu istiyor. Rabbin görkemini adına yaraşır biçimde ona övgüleri sunalım. Siz bir şeyler söylemek tabii, istediniz, tabii, buyurun. Tabii, istiyordum. Şunu eklemek istiyorum. Bir kere Rab kelimesi, Türkçe'de tercüme edilen Rab kelimesi, biliyoruz ki Davut peygamber Türkçe konuşmuyordu. Evet. Onun dili İbranice'ydi. Ve oradaki metinlerde Zebur kitabı bulunduğunda, Zebur kitabı Türkçe'ye tercüme edildiğinde Rab kelimesi karşılığı olarak evet. yazıldı. Ama orijinalde dört tane sessiz harf var. YHWH. Artık oradaki sesli harfler nasıl olacak kimse bilmiyor. Yani. Değil mi? Evet. Bazıları Yehova diyorlar, bazıları Yahve diyorlar, bazıları başka bir şekilde diyebiliyorlar. Ama Yüce Rabbin ismi o kadar kutsal sayılıyordu ki Zebur kitabı ve Musa peygamberin yazıldığı kitaplarda da aynı kelime geçiyor. O kelime Rabbin İbranice karşılığında o kelimenin telaffuzu günümüzde kadar nasıl olduğunu gelmemiş. Evet. Neden? İnsanlar yüce yaratıcıyı o kadar kutsal, o kadar büyük, o kadar muhteşem, mükemmel, her şeye gücü yeten birisi olarak gördükleri için onun ismini boş yere kullanmak istememişler. Evet. İsmini telaffuz etmeye oradaki sesli harf nasıl Musa peygamber söylerken veya Davut peygamber söylerken nasıl telaffuz ettiğini bilmiyoruz. Sadece biliyoruz çünkü İbranice'de aynen Arapçadaki gibi sessiz harfler yazılmaktadır. Evet. Değil mi? O birincisi. İkincisi de şimdi düşünelim. Biz burada yaşıyoruz. Bir gezegende yaşıyoruz. Değil mi? Dünya gezegeninde, güneş sisteminde. Ama yüce yaratıcımız burada yaşamıyor. Onun kumanda merkezi, taht odası diyelim. Diye bir yer var. Kutsal kitap bize öyle bir yer anlatıyor. Yüce yaratıcımız, yüce Allah'ımız orada bulunmaktadır. Ve onun etrafında onu sürekli yücelten neler var? Kutsal varlıklar. Evet. Melekler veya meleklerin bir türü de keruvimler. Diğer dünyada yaşayanlar evet. Evet. Onlar onu sürekli yüceltiyor. Onun kutsallığını bir şekilde korumuş oluyorlar. Değil mi? Evet. Dolayısıyla onlar, o kutsal melekler, kutsal varlıklar yüce yaratıcımızı yüceltiyorlarsa, ona ibadet ediyorlarsa biz neden ibadet etmeliyiz? Biz neden ona yaklaşmayalım? Tabii biliyoruz ki bizim ona ibadet etmek, bir kere onun ismini yücelteceğiz. Onun ismi özel bir isim. Evet. Bizim isimlerimiz gibi, insani isimler gibi değil. Onun ismi kutsal bir isim. Biliyoruz ki kutsal kitapta bir sürü isimler var yüce yaratıcıyla ilgili. Onun farklı farklı karakter özelliklerini anlatan, evet. Güçle her şeyi bilen, her yerde bulunabilen, muktedir olan, her şeye gücü yeten olan. Bu konuda bir liste, ayrı bir program yapılabilir aslında. Sadece yüce yaratıcının isimlerini ele alıp çok değerli bilgiler buradan çıkabiliriz, bulabiliriz ve paylaşabiliriz. Bunun dışında biliyoruz ki onun önünde nasıl melekler ibadet ediyorsa, onun önünde tapınabiliyorsa, onun ismini yüceltiyorsa, ayrıyeten de bizler ne diyelim? Bu dünyanın insanları, kim olursa olsun, krallar olsun, devlet adamları, sıradan insanlar, herkes yüce yaratıcının ismini yüceltecek. Evet. Onun ismine saygı gösterecek. Sonuçta bizi, bu gezegeni, her şeyi yaratan odur.
O bizi desteklemezse biz yaşayamayız. Evet. Oksijeni alsa kaç dakika yaşayabiliriz? Hiçbir şey. Evet. Ondan dolayı bence Davut peygamber bu zor yıllar, biliyoruz ki Davut peygamber zamanında Saul tarafından ölümle tehdit edildi. Evet. Saul onu öldürmek istedi. Öyle olunca Davut peygamber kan dökmek istemiyordu. Allah'ın mesedilmiş kralına, Saul o zaman kraldı, ona karşı çıkmak istemiyordu. Ne yaptı? Davut da kaçtı. Tamam dedi, ben Saul'a karşı kılıç kaldırmak istemiyorum. Ona karşı güç kullanıp onun canını almak istemiyorum. Kaçtı. Sıkıntı, problem olacaksa zararlı ben olayım dedi. Gitti, çöle gitti. Evet. Çölde taşındı, orada yaşadı. Yani normalde vahşi hayvanların yaşadığı çölde, orada mağaralarda, oradaki yerlerde Davut peygamber onun için belki de bir sınanma diyebiliriz. Karakterinin daha da güçlenmesi diyebiliriz. Ama sonuçta o şeyi seçti, bu yolu seçti. Dedi ben Yüce Rabbime sadık kalacağım. Ve o anda da bu güzel sözleri, biraz önce sizin okuduğunuz sözleri söylüyor. O zor durumda ki Davut. Yani yiyecek zor buluyor. Çölde nasıl yiyecek bulacaksınız? Ve su nasıl bulacaksınız? O zor anlarda bile o diyor Rabbi övün diyor. Umudunu yitirmiyor yüce yaratıcıdan, değil mi? Evet. Çünkü Rabbin gücünü, yüceliğini övün diyor. Rabbin görkemini adına yarışır biçimde övün diyor. Kutsal giysiler içine Rabbe tapının diyor. Yani aslı ve aslı bu ayeti okuyunca, bu iki ayeti okuyunca görüyoruz ki Zebur kitabında Davut aslı ve aslı bir tereddüt yaşamıyor. Tam tersi. Güveni tam. Yüce yaratıcıya, yüce Rabbimize güveniyor ve onu sadece o değil, diğer insanlara da aynı şeyi söylüyor. Ona güvenin, ona onu övün. Ve belki de bizim hayatımızda sıkıntılar olabilir. Problemler yaşayabiliriz. Okulda, işte, ailede sağlık sorunları yaşayabiliriz. İnanın insan Rabbi övmeye başlayınca, Davut peygamber yaptığı gibi o zor anlarda Rabbi övün diyordu. Biz de onu yaptığı gibi yaparsak, ruhani yaşamımızda, fiziksel sorunlarımızda ne olursa olsun hemen Yüce Rabbinin huzurunu, esinliğini yaşayacağız. Onu tecrübe edeceğiz. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyoruz. Rabbi yücelsinler. Rabbi kendi sözleriyle, çok özel bir edebiyat kullanmaları gerekmiyor. Kendi kelimeleriyle. Önemli olan samimi, içten, kalbinin derinliklerden gelsin. Rabbi yücelsinler. Evet, çok teşekkür ediyoruz güzel sözler için. Evet sevgili izleyiciler, Rabbimize nasıl övelim, ona nasıl tapınalım? Kısa bir aradan sonra hep birlikte burada görmeye devam edeceğiz. Bizimle kalın.